metalurjideki yaratılış. Teknolojiyi oluşturan unsurların her birinde Allah'ın yaratma sanatının izleri vardır. Bu unsurlardan biri de metalurjidir, yani metallerin eritilip işlenmesi. Metalurji, teknolojinin çıkış noktasıdır. Bunun için de hem uygun metallerin var olması hem de insanoğlunun bu metalleri eritip şekillendirmesini sağlayacak araçlar bulunması gerekir. Bu araçların birincisi ateştir. İnsanoğlu ateş sayesinde metalleri eritir. Metaller ise elektriğin tek doğal iletkenidirler. Bu yüzden elektronik teknolojisi de aslında ateşin varlığının bir sonucudur. Michael Denton konuyla ilgili şunları söyler. Ateşi kullanabilme yeteneğimiz çok önemlidir. Çünkü sadece ateş yoluyla teknolojik ilerleme mümkün olabilmiştir. Ateşle birlikte metalurji ve metal araçlar gelişmiş ve sonunda da kimya bilgisi ortaya çıkmıştır. Ateş, yanabilir cisimlerin tutuşmasıyla başlar. Bir cismin yanmasını sağlayan etkense, içeriğinde karbon bulunmasıdır. Karbon ve oksijen reaksiyona girdiklerinde yüksek miktarda ısı açığa çıkarırlar ve biz de bunu alev olarak görür ve hissederiz. Ancak ilginç bir nokta vardır. Dünyanın atmosferi %20'ye yakın oranda oksijen içerir. Karbon ise bizim kendi bedenlerimiz dahil olmak üzere her canlıda vardır. Yani ateşin malzemesi dünyanın dört bir yanında yan yana durmaktadır. Peki bunlar neden hemen reaksiyona girmezler? Neden bedenlerimiz ve tüm canlılar bir anda tutuşup yanmaz? Çünkü ateşte çok şaşırtıcı bir düzen vardır. Oksijenin ve karbonun kimyasal özellikleri öyle ayarlanmıştır ki, bunlar sadece çok yüksek bir ısıda reaksiyona girip ateş oluştururlar. Bu nedenle ateşin oluşması için yüksek bir ısı gerekir. Kütükleri birbirine sürterek ateş yakmaya çalışan bir insanın yaptığı şey, sürtünme yoluyla ısıyı yükseltmektir. Bir kibriti yakarken de onu pürüzlü bir yüzeye sürterek ani biçimde ısıtmanız gerekir. Eğer oksijenin ve karbonun reaksiyona girme eğilimleri biraz daha fazla olsaydı, hava sıcaklığı biraz arttığında insanlar, ağaçlar, hayvanlar bir anda tutuşup yanarlardı. Ve bu neredeyse sıradan bir olay haline gelirdi. Örneğin çölde yaşayan bu bitki, sıcaklık gün ortasında en yüksek dereceye çıktığı anda bir kibrit çöpü gibi bir anda alevlere boğulabilirdi. Elbette böyle bir dünyada yaşamdan söz etmek de çok zor olurdu. Eğer oksijen ve karbon reaksiyona girmek için şu an ihtiyaç duydukları ısıdan daha fazlasına ihtiyaç duysalar, o zaman da insanlar ateş yakmayı başaramayacaklardı. Ateş, sadece ormanlara isabet eden yıldırımlar sonucunda ortaya çıkan efsanevi bir enerji olacaktı. Kısacası oksijen ve karbon özellikleri o denli hassas bir ayarla yaratılmıştır ki, kontrol edilerek kullanabilecek en uygun yapıdadır. İnsanoğlunun ateşin keşfi dediği şey, aslında Allah'ın ateşi insanoğlunun emrine vermesidir. Allah Kur'an'da bu gerçeğe dikkat çeker ve ateşin malzemesinin özel olarak yaratıldığını şöyle haber verir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Ki o size yeşil ağaçtan bir ateş kılandır. Siz de ondan yakıyorsunuz. Üzerinde yaşadığımız dünyada ateş yakabilmek için çok uygun bir ortam vardır. Ve bu özel yaratılmış ortam bugün sahip olduğumuz teknolojinin de çıkış noktasıdır. Denton, ateşin kullanımındaki çevresel faktörlere değinerek şunları söyler. Ateşin kullanımı elbette çevresel faktörlere de bağlıdır. Ağaçların ve göreceli olarak kuru bir ortamın varlığına. Bu ilave faktörlerden herhangi birinin uygun olmaması durumunda, bizi insan yapan tüm fiziksel ve zihinsel yeteneklerimize ve dünyanın karbon bazlı bir yaşam için çok uygun bir yurt olmasına rağmen, ateş ve dolayısıyla metalurji, kimya ve herhangi bir bilimsel gelişme mümkün olmazdı. Gerçekten insanoğlunun fiziksel yapısı, yani elleri, kolları, hareket yeteneği, görme duyusu da ateşi kullanmak için ideal yapıdadır. Allah, insan bedenini ihtiyaçlarının tümünü karşılayabilecek bir kusursuzlukta yaratmıştır. Ayrıca bu bedeni kullanabilecek bir beyni, dolayısıyla akıl ve beceriyi de insana vermiştir. Örneğin, ellerimiz olmadan dünyaya gelebilirdik. O zaman ateş yakabilmemiz, metalleri şekillendirmemiz, dolayısıyla bir teknoloji geliştirmemiz mümkün olmazdı. Ya da zeka düzeyimiz çok daha düşük olabilir, dünyayı anlayacak ve onu düzenleyecek bir bilinçten yoksun olabilirdik. O zaman da teknoloji ihtiyacımızı tanımlayamayacaktık. Ama Allah bize düşünmemizi sağlayacak bir akıl,
dünyayı tanımamızı sağlayan 5 harika duyu, ihtiyaçlarımızı en iyi biçimde karşılamamızı sağlayacak bir beden vermiştir. İşte bu sayede onun yarattığı nimetlerden yararlanabiliyor, medeniyetler kurabiliyor, teknolojiyi geliştirebiliyoruz. Tüm bunlar Allah'ın nimetleridir. Bu nimetlerin sonsuzluğu bir Kur'an ayetinde bize şöyle hatırlatılır. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Eğer Allah'ın nimetini saymaya kalkışacak olursanız, onu bir genelleme yaparak bile sayamazsınız. Gerçekten Allah bağışlayandır, esirgiyendir. Ateşin dünya ortamında yakılabilir ve kontrol edilebilir olmasının yanında, metalurjiyi destekleyen bir önemli özelliği daha vardır. Başta demir olmak üzere dünyadaki tüm metaller, ateşin ulaşabileceği bir ısı seviyesinde yumuşar ve sıvı hale gelirler. Örneğin demirin erimesi için 1530 santigrat derecelik bir ısı gerekir ve bu da ancak güçlü bir ateşle elde edilebilir. Eğer demirin erimesi için daha yüksek ısılar gerekseydi, bu ısı dünyadaki hiçbir yakıt tarafından sağlanamaz ve dolayısıyla sonuçta yine metalurji olmazdı. Ve bu durumda elbette insanlığın teknolojik düzeyi ilerleyemez, medeniyetler de gelişemezdi. Denton, insanoğlunun bilimsel gelişmesini kısaca özetledikten sonra şu yorumu yapmaktadır. Bilimsel yolculuğumuz uzun sürmüş olsa da kanıtlar göstermektedir ki, bu yolun sonucu hiçbir zaman belirsiz olmamıştır. Belirli bir amaca göre önceden belirlenmiş bir yolu izledik ve başarımız da asla bir tesadüf olmamıştır. Ateşin keşfinden bilimin doğuşuna ve en son olarak da doğanın düzeninde kendi merkezliğimizi keşfedişimize kadar uzanan önceden belirlenmiş bir yolu izlemiş bulunuyoruz. Biyokimya profesörü Michael Denton'ın bilimsel terimlerle anlattığı gerçek, iman eden her insanın Kur'an'dan öğrendiği bir gerçektir. Allah dünyayı insanın yaşamı için yaratmış, dünyadaki varlıkları insan için emre amade kılmış ve onu türlü nimetlerle zenginleştirmiştir. Kur'an ayetlerinde Allah şöyle buyurur. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Allah, gökleri ve yeri yaratan ve gökten su indirip onunla size rızık olarak türlü ürünler çıkarandır. Ve onun emriyle gemileri, denizde yüzmeleri için size emre amade kılandır. Irmakları da sizin için emre amade kılandır. Güneşi ve ayı hareketlerinde sürekli emrinize amade kılan, geceyi ve gündüzü de emrinize amade kılandır. Size her istediğiniz şeyi verdi. Eğer Allah'ın nimetini saymaya kalkışırsanız, onu sayıp bitirmeye güç yetiremezsiniz. Gerçek şu ki insan pek zalimdir, pek nankördür. İşte teknoloji harikası dediğimiz her şey aslında Allah'ın insanlar için yarattığı nimetlerdir. Çünkü bu teknolojik araçların hepsi Allah'ın özel olarak yarattığı ve insanın emrine verdiği malzemelerden yapılır. İnsanlar da Allah'ın onlara verdiği bedeni, duyuları, aklı ve icat etme yeteneğini kullanarak bu malzemeleri şekillendirirler.